Şimdi ona neyi anlatacağız? Diyeceğiz ki bak Mehmet, bu televizyonlara, bu gazetelere aldanma ha. Milli Gazete ve TV5'ten başkasına bakma. Neden? Bunlar iki kısımdır. Sol işbirlikçiler, sağ işbirlikçiler. Bunlar hiçbirisi Saadet Partisi'nden bahsetmez. Çıkarlar AKP, CHP, AKP, CHP, AKP, CHP. Bir insana 40 gün deli dersen deli olur. Bu oyunu oynamaya kalkışıyorlar. Ne AKP'si ne CHP'siymiş be? Kim bunlar be? Kim bunlar bu işbirlikçiler? Hadi oradan, hadi oradan. Evin sahibi nerede ya? Evin sahibi nerede? Şehidi şehit yapan mana nerede? Saadet Partisi nerede? Ondan tek kelime bahsetmiyor. Adam seçime giren partileri ilan ediyor, Saadet Partisi'nin içerisine koymuyor. Şuna bak, çıkmış televizyona, bu elini boynunu kırarak bir şey söylüyor, adam aldatmaya çalışıyor. Biz bunlara ne diyoruz? Bire artistler. 50 senedir bu oyunu oynadınız, artık yutturamazsınız. Bana bak, sen bütün bu oyunları oynamaya çalışıp artisti yapıyorsun. Saadet Partisi'ni yok göstermek için elinden gelirse yapıyorsun ama sana bir sualimiz var. Peki dudağın niye uçuklamış senin? Dudağın niye uçuklamış? Çünkü ödün patlıyor ki Saadet Partisi iş başına gelecek, yeniden Büyük Türkiye kurulacak ve senin her türlü büyük planların, büyük oyunların, küçük oyunların yok olacak. Bundan dolayıdır ki artık beceremiyorlar. 50 senedir bu oyunu oynadılar iki kutlayla. Bir solcu parti koydular, bir de sağcı parti koydular. İkisi de işbirlikçi. Siz CHP'nin Amerikalılara üsler verilirken, deniz üsleri verilirken herhangi bir büyük miting yaptığını duydunuz mu? Niye? O da işbirlikçi. Şimdi şu AKP ile CHP arasında ne fark var Allah aşkına ya? Çağırın şuna ikisi buraya gel, oturun bakayım şuraya. Bana bak ya, siz ikiniz de İMF'ci misiniz? Evet İMF'ciyiz. İkiniz de Avrupa Birlikçisi misiniz? Evet Avrupa Birlikçisi. İkiniz de Amerikancı mısınız? Evet Amerikancı. Çekilin şuradan be. Çekilin gidin. Çekilin.